Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu TKDK tarafından yürütülen çiftçilerin ve gıda işleyicilerinin İPART destekleri, Avrupa Birliği çevre ve hijyen standartları konusunda farkındalıklarının artırılmasına yönelik teknik destek projesi, çiftçiler ve gıda işleyicilerinin gıda hijyeni, çiğ süt kalitesi, çevre koruma ve hayvan refahı açısından Avrupa Birliği ile uyumuna ilişkin eksikliklerinin belirlenmesi, tarafların konu ile ilgili farkındalıklarının artırılması ve TKDK'nın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini amaçlamakta. Projenin farkındalık bileşeni kapsamında İPART desteklerinden faydalanmış yatırımcılarımızla işletmeleri ve faaliyetleri hakkında görüşmek, bu görüşmeleri muhtemel faydalanıcılarla paylaşmak, hikayelerini bir de onların ağzından dinlemek hedeflenmiştir. Ben Timur Özgönül. Polatlı'da doğdum. 9 çocuklu bir ailenin, çiftçi ailenin ortanca oğluyum. İlk ve orta öğretimimi Polatlı'da tamamladım. Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat mezunuyum. Doğduk doğalı çiftçilikle uğraşıyoruz. Ben ilk 7 yaşında babamın kucağında traktör sürmeye başladım. Seviyorum bu çiftçiliği. Üniversiteyi 1990 yılında mezun olduğumda arkadaşlarla oturuyoruz. Herkesin belli bir hayali var. İşte kimi okulda, üniversitede asistan olarak kalmayı düşünüyor, kimi işte yurt dışına gitmeyi düşünüyor ama benim tek düşüncem çiftçilikti. Çiftçiliği bilinçli, daha profesyonel, daha güzel bir şekilde yapmaktı. İlk olarak 1997 yılında organik tarıma başladık. Kendi arazilerimizde organik soğan, karnabahar, biber, patlıcan, domates, fabrikaların istemiş olduğu talepler doğrultusunda ürün yelpazemizi genişlettik. En son soğan işinde daha profesyonel olmak istedik. Ama bizim bir farklılığımızın olması gerekiyordu. Ve 2007 yılında Polatlı'da ve Türkiye'de bir ilk olan makinayla soğan soyum işine girdik. Soğan soyum işine ilk başladık 2011 yılında. 2015 yılında ciddi bir pazar yakaladık. İkinci makinamızı kurduk. Daha sonra ürettiğiniz ürünlerde pazar çok önemli. Eğer ki pazar, ciddi bir pazarınız yoksa ürettiğiniz ürünü değerinde satamıyorsunuz ve o işten kar yerine zarar ediyorsunuz. Türkiye'de bulunan ulusal marketlerle soğan anlaşması yaptık. Sözleşmeli üretim modeline geçtik. Ancak tamamen iş gücüyle olduğu için kapasite yeterli gelmiyordu. Bunu nasıl hızlandırabiliriz, nasıl çoğaltabiliriz onun araştırması içerisine girdik ve o arada TKDK ve İPART'ın bu konularda sebze meyve paketleme, işleme konularında, depolama konularında teşviğinin olduğunu gördük. Ve çok hızlı bir şekilde ilk 2017 yılında Egemer Tarım adı altında şirketimizi kurduk ve İPART'a müracaat ettik. Soğanda en büyük sıkıntı depolamaydı. Çünkü ürettiğiniz ürünün %20, %30'u depolarda çürüyordu, çöpe gidiyordu. Bunun için de İPART'ın açmış olduğu bu sebze meyve depolama, paketleme programına dahil olduk ve Egemer Tarım olarak bu tesisimizi kurduk. İPART'a ilk müracaatımızı yapacağımızda araştırdık. Çünkü bu İPART projelerinde danışman çok önemli. Danışmanın aracılığıyla İPART'a başvurularımızı yaptık. Bunda Avrupa Birliği'nin bazı kriterleri vardı. O kriterlerini yerine getirmesek bu projeyi yapamayacaktık. Burada hijyen çok önemli çünkü neticede burada yapmış olduğunuz ürünü insanlara sunuyorsunuz ve insanlar bunu mutfağına koyuyor. Şimdi bütün köylerde insanlar ahırlarında mesela soğan paketliyorlar.
Bir tarafta hayvancılık yapıyor, bir taraftan soğanla orada işçilik yapıp paket yapıyor. Neticede buradan almış olduğu bakterileri de insanlara sunuyorlar. Ha biz bunu daha modern hale getirmek istedik. Burada tesisimizde hijyen bariyerlerimiz var. Çalışan işçilerimiz işletmeye girmeden önce mutlak şekilde bonesini, galoşunu, eldivenini kullanmak zorunda. Hijyen bariyerinden geçip eller dezenfektan olduktan sonra işletmeye girip üretime başlamaktadır. Soğanlar makinalardan geçtiğinde belli bir miktar kabuk ve işe yaramayan, çürük, insanlara yediremeyeceğimiz soğanlar çıkıyor. Bu çöp atığımızı da normalde biz ÇED muafiyet raporumuz var. Ama çıkan çöpü, bir işletme çöpünü değerlendiremezse o işletme çok başarılı olamaz. Biz de onun bilincindeyiz. Buradan çıkan çöplerimizi belirli hayvan çiftliklerimiz var. Onlarla anlaşmalar yaptık. Çıkan soğan çöplerimizi direkt hayvancılara veriyoruz ve onlar da hayvanlarında yem olarak kullanıyorlar. Ürettiğiniz ürünü de kendiniz ticaretini yaparsanız tabii ki daha farklı oluyor. İnsanın kendi işi gibi tabii ki yok. Kendi işinizin patronusunuz. Ama tabii ki işi severek yaparsanız başarılı olursunuz. Yaptığınız işi ne kadar çok seviyorsanız o kadar başarılı olursunuz. Fırsat buldukça TKDK'nın sunmuş olduğu bu çevre ve hijyen projeleriyle ilgili seminerlere katılıyorum. Bilgimiz artıyor, bilgi dağarcığımız genişliyor. Sizi daha kaliteli bir tesis sahibi yapıyor.